Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kızılcaada'da kıyı temizliği yapan Deniz Temiz Derneği gönüllüleri yanmış karetta buldular. Üzerine yanıcı madde dökülerek çakmakla yakılmış halde bulunan karetta cinsi deniz kaplumbağalarının canlı halde yakılıp yakılmadığı araştırılacak. Deniz Temiz Derneği öncülüğünde uluslararası kıyı temizliği kampanyasına katılan gönüllü öğrenciler ve bir grup otel çalışanı tekneyle Fethiye Körfezi'ne 6 mil uzaklıktaki Kızılcaada'ya kıyı temizliği yapmak için gitti. Kızılcaada'nın kuzeyindeki koyda temizlik çalışmasına başlayan gönüllüler, üzeri çalılarla örtülmüş çöpleri kaldırınca şok bir manzarayla karşılaştı. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ölü bir deniz kaplumbağası bulan gönüllüler, burada yapılan ilk incelemenin ardından kaplumbağanın üzerine yanıcı madde döküldükten sonra mutfak çakmağıyla tutuşturularak yakıldığını tespit etti. Yakışan orada ölmüş de bu çürümüş. Nasıl bir cehennettir ya? Nasıl bir cehennettir ya? Mutfak çakmağının ölü haldeki kaplumbağanın üzerinde bırakılması ise dikkat çekti. Temizlik çalışması için geldiği adada yakılmış haldeki kaplumbağayla karşılaşan Turmepa, Fethiye Kıyı ve Deniz Merkezi sorumlusu Ersin Özer, karşılaştıkları manzara sonrası büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi. Kaplumbağanın detaylı fotoğraflarını çektiklerini ve konunun araştırılacağını belirten Özer, "Böyle bir manzarayla karşılaşmak istemezdik. Kaplumbağanın üzerine yanıcı madde dökülmüş, sonra mutfak çakmağıyla tutuşturulmuş. Bunlar nesli tükenmekte olan ve korunması gereken canlılar," diye konuştu. Evet Ersem, kıyı temizliği için gelmiştik ama üzücü bir manzara. Ne halde bu karetta, bir anlatır mısınız? Maalesef ki karetanın üstüne muhtemelen yanıcı bir madde dökülmüş ve çakmakla tutuşturularak yanmış. Yarıdan fazlası yanmış halde. Üzücü, insanların bilinçli olması gerekiyor. Nasıl biz yaşamaya hakkımız varsa diğer canlıların da yaşamaya hakkı var. Gerçekten de görünce çok üzüldük. İnsanlarımızın biraz daha dikkatli, özverili, biraz daha canlılara saygılı olmasını bekliyoruz ve istiyoruz. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir deniz canlısı. Ne yapılacak şu anda? Büyük vücudun büyük bölümü yanmış galiba vaziyette. Evet, büyük bir bölümü yanmış. Arkadaşlarla birlikte gömeceğiz. Doğaya zarar vermesin diye şu anki durumundan dolayı. Gerçekten de şok olduk ve çok üzüldük. Böyle bir şey beklemiyorduk. Özellikle yanıcı bir maddenin dökülerek ve çakmakla yakılmak suretiyle bu hale gelmesi üzücü. Bizi gerçekten de şok etti. Birazdan da arkadaşlarla birlikte gömerek imha etmeye çalışacağız. İncelemenin ardından kaplumbağanın cesedi temizlik çalışmasına katılan gönüllüler tarafından kumsala gömüldü.